Kenan Doğulu yoğun istek üzerine Harbi Açık Hava'da bir kez daha sahne aldı. Doğulu'nun konserinde annesi Serpil Doğulu, eski yengesi Ece Yosmaoğlu'yla yeğenleri Arya, Lila ve Elya Doğulu da izledi. Ünlü akınının yaşandığı konseri izleyenler arasında Camdaki Kız dizisinin muzosu Enis Arıkan da vardı. Kenan Doğulu'nun konseri. Evet, bu sene sanırım 3. 4. bu. Ben hiçbir konserini kaçırmıyorum menajerimle birlikte. Bir şey. Evet, gerçekten öyle. Geldik işte, mutluyuz, heyecanlı bekliyoruz. Camdaki Kız çok güzel gidiyor, başladı sezonu. Evet, şimdi setten çıktım, buraya yetiştirdiler beni. Son sahneyi çektik, koşarak buraya geldim. İyi, çok iyi gidiyor. Şahane bir ekibiz. İkinci yılımız. O yüzden seyircimiz de şahane. Mutlu mutlu gidiyor. Camdaki Kız dizisinin kadrosuna son olarak Cemal Hünal katılmıştı. Bir oyuncular da katıldı. Cemal Hünal ayrıldı en son. Evet, doğru. Ben daha hiç karşılaşamadım. Hiç daha tanışamadım da. Ama evet, ekibimize dahil oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Murat Boz'la Rüyanda Görürsün adlı sinema filminde başrolü paylaşan Burcu Özberk, set çıkışı soluğu Kenan Doğulu konserinde aldı. Setten çıktım, böyle güzel bir akşam geçireyim dedim, kış yaklaşıyor falan. Son güzel akşamlar, son güzel konserler gibi. Zaten hayranıyız kendisinin, öyle izlemeye, dinlemeye geldim. Doğulu'yu izleyenler arasında Nur Fethaoğlu'yla yakın dostu Umut Evirgen de vardı. Serenay Sarıkaya ile yaşadığı beraberlik geçen günlerde biten Umut Evirgen, son dönemde peş peşe birçok konser ve davette görüntülendi. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kenan Doğulu konserinde neler söyleyeceksiniz? Ya Kenan Doğulu'yu çok seviyoruz. Çok eğleniyoruz. Ben kızımı ilk defa getirdim. Kenan Doğulu fanı mıdır? Sever mi? Fanı değil, fanıyız. Hepimiz fanıyız Kenan'ın zaten. Yani hiç değişmeyecek olan. Çok heyecanlıyım o yüzden. Benim de ilk gittiğim konserlerden bir tanesiydi Kenan. Aynen. O yüzden heyecanlıyım. Fethaoğlu, Darma Duman adlı dizide ikiz kardeşleri hayat veren Mert Yazıcıoğlu'yla Aslan Malboro'nun annesini canlandırıyor. Ne yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bir dizi başladı. İnşallah bu ay çıkacak diye umut ediyoruz. Keyifli vakit nasıl geçiriyorum. Nasıl bir karakter diyorsunuz? Evimiz Hollywood'dayı biliyor musunuz? Onun uyarlaması. Çok keyifli bir iş çıkıyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Biz çok eğleniyoruz. İnşallah izleyicilerimiz de aynı keyfi alırlar. İnşallah. Hayırlısı olsun diyebiliriz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Pelin Karahan, büyük fanı olduğunu söylediği Kenan Doğulu'nun konserini eşi Bedri Güntay'la beraber izledi. Kenan Doğulu'nu izlemeye geldiğiniz halde. Evet, evet, aynen. Neler söyleyeceksiniz? Ben her sene seyrediyorum hiç kaçırmadan. Büyük fanıyım çünkü. Bugün de geldik işte eşimle birlikte. Keyifli, ben çok seviyorum. Hiç bıkmadan sonuna kadar dinleyebilirim. Hiç sıkıntı yok. En sevdiğiniz şarkısı ne peki? Çok, hangi birini söyleyeyim? Çok ya. Ama bu aralar... Gece Bey'le bir şarkınız var mı peki? Gelinim vardı. Düğünümüzde o bizim ilk dans şarkımızdı. Evet. Ama yani ben bütün şarkılarını zaten çok seviyorum. Hepsi. Karahan, son olarak Haldun Dorman'ın yönettiği Broadway'den İstanbul'a müzikaller projesinde görev almıştı. Müzikal devam ediyor Haldun Dorman'la birlikte. Şimdi İzmir'e gideceğiz. 2 gün sonra orada bir oyunumuz var. Bir yandan tiyatro devam ediyor Şaşırt Beni. O da başladı. Bir de dijital için bir şeyler görüşüyoruz, bakalım. Geri dönüşler nasıl geliyor peki sahneden? Çok güzel, inanılmaz yani, insanlar çok mutlu, çok beğeniyor. Tiyatroya sahnelere olan ilgi de arttı. Evet, evet. Oyuncu, o alanlara evet, yöneldi ve seyirci de arttı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya bu güzel bir şey. Şimdi ben de bu tarafı tattığım için oyuncu olarak bunu hazzını aldıktan sonra bırakmak istemiyorum. Bence bunu tadan hiçbir oyuncu arkadaşım bırakmak istemez. Ne kadar peki? Ya birebir daha canlı bir şey. Yani bu konser gibi düşünün yani. Hani birebir insanlar karşınızda ve o teması alıyorsunuz, alkışı duyuyorsunuz. Hani televizyonda bir şeyin geri döndüğünü tam anlayamıyoruz ya. Hani biraz fısıltı. Ama bunda çok başka bir duygu var. Yani tiyatro bambaşka bir şey. O yüzden
İnşallah hiç bırakmadan devam ederim. Güzel oyuncu iş dışında tüm kalan zamanını iki oğluna ayırdığını söyledi. Bunların dışında neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? Çocuklar okulları, ödevleri devam ediyor aynen. Evet, okullar başladı. Artık büyüdükleri için onların ödev faslı da var. Güzel koşturuyorum. Büyüdükçe sizin işiniz daha mı kolaylaşıyor yoksa daha mı zorlaşıyor sizce? Yani şöyle bir bakıma kolaylaşıyor. İletişim daha rahat kuruyoruz ama bir erken ergenlik diye bir şey var. Anneler bilirler. Bazen çatışma da oluyor. O yüzden zor yani, kolay değil tabii. Günümüzde çocuk büyütmek gerçekten zor. Pelin Karahan çocuklarını yetiştirirken nelere dikkat ettiğini de anlattı. Birbirimize dürüst olmaya çalışıyoruz. Hani biraz onu öğretmeye çalışıyorum. Hani hayatı öğrenmeleri açısından böyle hani en doğru şekilde nasıl, çünkü değişik değişik sorular soruyor. Hani çocukları geçiştirmeden doğru cevaplar vermeye çalışıyorum. Artık anne baba olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tamam, sağ olun. Görüşürüz. Bay bay. Görevimiz gelenleri karşılamak. Hoş geldiniz diyelim. Misafirleri karşılayacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Abi buraya gelmeden yemekteyiz. Ha. Yemekte. Ali Sadi'nin anneannesine gittik. Benim annemi götürdük. Ona ziyareti yemeğe. Nereden duydun bunu hemen? Şeyde kullandım, Instagram'da belki ondan mı? Instagram'dan aldık. Olur abi. Böyle yeniden birleşme. Yok canım, Ali Sadi tamamıyla karşı bu işe. Aman diyor, Allah korusun diyor. Allah Allah. Çünkü iki tarafta da özgür çocuk. Hele özellikle benim eve geldiğimde daha özgür. O yüzden de istemiyor. Peki Ali Sadi araba aldınız mı abi? Ali Sadi daha 16 yaşında. El arabası. Ona el arabası. Amerika'da 16 yaşında alınıyor galiba değil mi? Alınıyor. Ya. Neydi? Stajyer ehliyeti veriyorlar. Yok da. O da havalı mı? Ali Sadi geliyor. Okulla geziye gitmişti İtalya'ya. Bu gece geliyor. Aranız nasıl? İyi, çok iyi. Kavga demişken. Ben onun harcadığını bir haftada ben harcamıyorum vallahi. Allah çarpsın bana. Yemin ediyorum. Onun çalışıyorum. Ben gidiyorum sponsorlu yemeklere filan. Dedim nerede senin? O vallahi hiç yani benden daha çok harcıyor bir hafta içinde. Abi bir şey söyleyeceğim, kavga falan derken hani ayrılık falan. Bülent Ersoy ile Ajda Pekkan kavgasına ne diyorsunuz? Siz barıştırırsınız, bir tek siz barıştırırsınız. Küs değillerdir canım, olur böyle yani. Aile arasında olur böyle şeyler. Onlar da hepimiz bir aileyiz yani, sanat dünyasında düşünsene. 40 yıl annen babanla akrabanla beraber olmuyorsun. 40 yıldır beraberiz biz bu piyasada, bu show dünyasında. O yüzden de olur. Yani aile içinde nasıl böyle kavgalar oluyorsa, tartışmalar olabiliyor. Peki araya girip ben sizi barıştırdım. İkisinde de açık böyle birer fırça istemiyorum. Yok yok. Bize düşmez misin? Canım bize düşmez. Düşmez mi? Yok. Kavgalar. Onlar kendi aralarında hallederler. Zaten daha önce de öyle bir sürtüşme oldu sanıyorum. Evet. Yine kendi içinde çözüldü olay. Peki abi yani... Her şey iyi güzel olmuş, sağlığınız yerine geldi. Çok İşlerden bahsedelim, işlerde neler var? İşte özel böyle gazino programları var. İşte Adana'ydı, işte başka Samsun'du. Oralara çıkıyoruz, gideceğiz şimdi önümüzdeki günlerde. İşte yardım gezileri yapıyoruz. Harika. Köy okullarına. Son şimdi Mardin'e gideceğiz. Berdan Mardin'in köyüne. Onunla birlikte oraya gideceğiz. Orada bir köy okuluna yardım götüreceğiz. İş adamları da bize destek olacaklar. İş insanları. Yardım için diyorsun, her şekilde var. Tabii. Peki. Yani bunlar söylenmesin diyorlar ama artık söylenmeli de insanlara örnek olsun yani. Siz de zaten örneksiniz. Estağfurullah. Sizin söyledikleriniz gerçekten dikkate alınanlar zaten. Hani buradan bu konularda neler söylersiniz? Yani çok hassas bir konu. Yani çocuklarımız özellikle geleceğimiz... ayakkabısının arkasına gazete kağıdı koyanlar var. Yani ayakkabı büyük geldiği için. Yani tuvaleti olmayan okullar var daha Anadolu'da. Yani mümkün olabildiğince çocukları güldürmeye çalışıyoruz. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bir çocuk gülsün, dünya gülsün kampanyamızın adı. Harika. Tabii. Peki abi, hemen keskin bir viraj alıp aşk hayatına dönmek istiyorum. Dobrovski. Dobrovski mi? O kadar mı? Başka bir şey yok abi. Dobrovski. Ama açığım. Açığım. Tabii açığım. Her türlü teklifi açığım. Allah Allah.
Her türlü. Peki hayatınızda bir şey yok. Sağdan, soldan, oradan, buradan. Arkadaşlar. Hanımefendi hakkında bir şey sorabilir miyim? Yanınızda devamlı gördüğünüz gizemli bir bayan var. Küçük Türkan Şoray. Yani, küçük şey. Çünkü dedikodular. Yok, onunla ilgili hiç, dedi. Onunla ilgili hiç dedikodu yok. Hayatta yani biliyor, herkes biliyor asistanım olduğunu. Böyle bir kılıf yok değil mi? Abi, yok yok. Samimiyetine dayanarak. Hemşire derler ya, hemşire. Bir çağıralım mı? Çağır. Buyurun. Gel. Baksana. Gel. Olayı çözüyoruz olayı. Sanki az soru istiyor. Ol baksana, kıyafete bak. Pencereyi de açmış. Yonca var. Mehmet Ali Bey, gerçekten çok seviyorum. Reklam mı aldı? Ne yaptın kolye? Kolye reklam almış. Evet, garanti. O zaman bizden daha iyi tanıyorsunuz. 7/24 yanındasınız. Evet. Mehmet Ali Bey nasıl biri diye sormayacağım. Şahane bir insan. Kül. Abi günde kaç kere fırçatın? Ben yok hiç ya, fırçatmam. Asla. O zaman hatasız çalışıyorum. Arada bir geç geliyor falan böyle. O zaman fırçatıyorum. Neredesin diye telefonla 24 yanındayım. Nerede olacağım? Taciz ediyorum geç gelince. Evet. Seni de beklettik o zaman. Tamam. Geceye hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.